Evet, bugün 2 Temmuz 2016. Bundan bir önce 1 Haziran 2016'da geldiğimizde bir ay sonra erikler yenecek hale gelir, göreceksiniz demiştim. Ama maalesef ne olmuş? Yemişler, hepsini bitirmişler. Hiç meyve kalmamış. Yani bir ay içerisinde o kadar güzel bir hale gelmiş ki yani erikten yiyemedik, istifade edemedik. Ormus tarımla sulanan bütün zebze ve meyveler ne olur? Mükemmel, kısa sürede olgunlaşır. Vitamin, mineral, enzim bakımından en mükemmel hale gelir. Çünkü Ormus tarımla toprağınızı suladığınızda her bitkinin kökünde mikorozol denen bir mantar var. Bu mantar bitkiye su taşır, mineral taşır, bitkiden de organik madde alır. Yani bitkiyle mantar birlikte yaşar. Ormus tarımla bitkiyi suladığınızda bitki ne yapıyor? Topraktaki mikorozol denen mantar da daha derinlere saçak salıyor. Bitkiyle mantar birlikte yaşıyor, birlikte istifade ediyorlar. Daha çok vitamin, topraktan su alıyor ve mineral alıyor. Böylece daha güçlü, daha lezzetli, daha taze, daha iyi hale geliyor. Daha doğal, daha organik. Evet. Kimyasal gübre kullanarak herpesitler, pestizitler, zebzenizi, meyvenizi zehirlemeyin. Zebzenizi, meyvenizi zehirlerseniz nihayetinde kendiniz zehirlersiniz. Çünkü o zebzeyi, meyveyi kendiniz yiyorsunuz veya başkaları yiyor. Günümüzde insanlar herpesit kullanıyor. Yani haşereyi öldürücü pestizit kullanıyor. Herpesit, yani bağını bitkileri öldürmek için herpesit. Haşereyi öldürmek için pestizit kullanıyor veyahut da DDT gibi ağır kimyasallar kullanıyor. Bu kimyasallar bitkinin meyvesine yerleşiyor, yok olmuyor. O kimyayı da biz ne yapıyoruz? Yediğimiz zaman beynimize kadar, lenf sistemine kadar bütün organlara yayılıyor. Depolanıyor, vücut atmıyor kimyayı. Bitkide, sebzede, meyvede, tahılda, her ne olursa olsun kimyasal kullanırsanız nihayetinde kendinizi zehirlersiniz. O kimyasallar beyne depolandığı zaman ne oldu? Unutkanlık, Alzheimer, Huntington, Parkinson, depresyon, baş ağrısı, karın ağrısı vesaire vesaire. İnsan doğayı öldürerek kendini zehirliyor. Hem doğayı zehirliyor, hem kendini zehirliyor. Mesela hayvanınız var. Hayvancılıkta da önemli. Hayvanları ne yapıyorsunuz? Efendim, sebzeyle, çile, bitkilerle, samanla besliyorsunuz. Samanı da zehirliyorsunuz. Hayvan da zehirliyor. Evet, ben mesela tavuk yemiyorum. Neden? Çünkü kümeslerde, büyük kümeslerde binlerce tavuk bir arada. Tavuklara veriyorlar efendim. Bu kimyasal premix denen bir madde içeriyor. Kimyasal, Avrupa'dan geliyor. 1 ton tavuk yemine 1 kilo kimyasal katıyorlar. İçerisinde kimya, antibiyotik var, hormon var vesaire vesaire. Bu tavuk normal olarak 2 ayda gelişmesi gerekirken bir ayda tavuk yenebilecek hale geliyor. Ne oldu? Hormonla şişirdin. O kimyasalları alan tavuk, piliç yediğinde ne oldu? Kendi zehirlendi. Bu nedenle ben tavuk yemiyorum. Eğer ki et yiyeceksem de nereden geldiğini bilmem gerekir. Sağ olsun dostlarım, sağdan soldan gönderiyorlar. Telefon ediyoruz. Öyle yani, bugün artık dikkat etmek gerekiyor. Kişi ne yediğine dikkat etmeli. Yoksa yavaş yavaş zehirlenir.